Merhabalar sevgili arkadaşlar. Psikoloji dersinde yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzdaki konumuz psikolojinin alt dalları. Şöyle söyleyelim, psikoloji bilimi kendi içine farklı bilgilere ulaşıyor ve ulaştıkça da çalıştığı alanlar genişliyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Kendi içinde alt dalları yani uzmanlık alanlarına ayrılmış oluyor. Bu uzmanlık alanları, alt dalları arkadaşlar, işte deneysel psikolojidir, danışmanlık psikolojisidir. Ne bileyim adalet, spor, din, trafik, sağlık gibi psikoloji dallarına ayrılıyor. Bunların hepsinin teker teker neler olduğuna bakalım ama şimdi burada görünce çok fazlaymış, kalabalıkmış gibi gelebilir. Aslında hepsinin isminden, sadece isminden biz içeriğini çok rahat hatırlayabiliriz. Yeter ki içeriğine sağlam bakalım, dinleyelim. Deneysel psikoloji ile başlayalım arkadaşlar. Deneysel psikoloji, bakın anahtar kelimelerimizden birisi deney. Diyor ki deney metodunu kullanarak, zaten deneysel psikoloji bakın adı üstünde deneysel. Metodu ne? Deney. Deney metodunu kullanarak davranışın temel ilkelerini araştırır. Denekler üzerinde ne yapıyor? Deney ve gözlem yapıyor. Olayları ve olguları neden sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirir. Araştırma konularının başında ne geliyormuş arkadaşlar? Bilişsel süreçleri. Araştırma konularının başında bilişsel süreçler yer alır diyor. Uyarıcıların nasıl duyumsandığını, nasıl algılandığını, yine nasıl öğrenilip hatırlandığını ya da bellek gibi bilişsel süreçleri inceleyerek açıklamaya çalışıyorlar. Ayrıca diyor deneysel psikoloji ne yapıyormuş? Hayvan davranışlarını da yine deney metoduyla inceleyebiliyor. Deneysel psikologlar, burası bakın arkadaşlar deneysel olduğu için daha çok dıştan, doğrudan gözlenen davranışlar üzerine çalışıyorlar. Bakın bu kelimeler, altını çizdiğim kelimeler önemli. Bunları ben yine size bir tekrardan sunmak için bir sayfa daha slide sundum. Bakın deneysel psikoloji bizim ne dedik? Anahtar kelimemiz deney metodu kullanılacak. Ve araştırmak istediği konuların başında ne geliyordu? Bilişsel süreçler. Yani işte uyarıcıların nasıl duyumsandığı, nasıl algılandığı, öğrenilip hatırlanmanın nasıl gerçekleştiği ya da bellek gibi bilişsel süreçleri inceleyerek açıklamaya çalışıyorlar. Ve dedik ki bu deneysel psikologlar daha çok neydi? Dıştan doğrudan gözlenen davranışlar üzerine odaklanmışlar. Şimdi klinik psikolojisine geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın şurada diyor ki psikolojinin en geniş uzmanlık alanıdır. Tamam. Anahtar kelimelerimden birisi şu. Davranış bozuklukları arkadaşlar. Önemli bir kelime. Ben davranış bozukluğu mevzusunu duyarsam direkt aklıma ne gelecek? Klinik psikolojisi. Diyor ki davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşır. Neymiş klinik psikolojisinin işi? Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşmak. Amacı şu, insanların ruhsal sorunlarını çözümüne yardımcı olmak ve bu şekilde de bireyin çevresiyle uyum içinde yaşamasını sağlamak. Devam edelim. İlgilendiği ana konular ne? Gelişimsel sorunlar, fobidir, şiddetli kaygıdır, yok depresyondur, şizofrendir, paranoyadır. Bu tarz sorunlarla ilgileniyor. Ana konular bunlar. Diyor ki bazı durumlarda artık tıbbi bir tedaviye, ilaç tedavisine gerek duyuluyorsa bu hastaları psikiyatriye sevk eder. Çünkü arkadaşlar psikiyatristler tıp doktorudur. Yani tıp eğitimi almıştır. Dolayısıyla da ilaç yazabilir, tıbbi tedavi uygulayabilir. Ama psikologlar ise psikoloji alanında eğitim görmüş uzmanlar. Tıp eğitimi almadıkları için arkadaşlar ilaç yazamazlar, tıbbi tedavi uygulayamazlar. Dolayısıyla eğer hastanın tıbbi bir tedaviye ihtiyacı varsa ne yapıyoruz? Biz bu durumu psikiyatriste yönlendiriyoruz. Tamam. Şimdi klinik psikolojisinin anahtar kavramlarından tekrar bahsedelim. Ne dedik? Davranış bozukluğunu görürsek bizim aklımıza ne gelecekti? Klinik psikolojisi. Bu davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşıyor çünkü klinik psikolojisi. Amacı neydi? İnsanların ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak. Dolayısıyla da bireyin çevresiyle uyum içinde yaşamasını sağlamak. Psikiyatristler için ne dedik arkadaşlar? Bunlar, bu arkadaşlarımız tıp doktorudur. Tıp eğitimi almıştır. Dolayısıyla ilaç yazabilirler. Tıbbi bir tedavi uygulayabilirler. Psikologlar ise tıp eğitimi almadığı için arkadaşlar ilaç yazamaz, tıbbi tedavi uygulayamaz dedik. Danışmanlık psikolojisine geldiğimizde diyor ki bu alan her şeyden önce danışmanlık hizmeti verir arkadaşlar. Yani şöyle okullardaki hani rehber öğretmenlerimiz, danışman öğretmenlerimiz var ya, gideriz bir sıkıntımız vardır, işte kişisel bir sorunumuz vardır.
bunun için bir yol gösterilmesini isteriz ya da ne bileyim bir yardım almak isteriz. Bu tarz konularda danışmanlık psikolojisi devreye girer. Diyor ki bireyin kendisini tanımasına yardımcı olma. Hafif düzeydeki kişisel sorunların çözümlenmesinde ne yapıyor? Bireye yol gösteriyor arkadaşlar. Bireyin kendi kararlarını kendisinin almasına yardımcı oluyor. Ayrıca diyor bireyi çeşitli test ve tekniklerle tanımaya çalışarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bireye yol göstermeye de çalışır. Yine ne yapıyor? Bakın, yol göstermek, sürekli yol göstermek, danışmanlık etmek. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Danışmanlık psikolojisinde. Tekrar ederken şöyle söyleyelim. Bireyi çeşitli test ve tekniklerle tanımaya çalışıp ne yapıyor? İlgi ve yetenekleri doğrultusunda yaptığı testlerle, tekniklerle bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit edip bu doğrultuda ne yapıyor? Bireye yol göstermeye çalışıyor. Bir de şöyle bir şey dedik. Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olur. Hafif düzeydeki kişisel sorunların çözümlenmesine bireye yol gösterir. Hafif düzeydeki kişisel sorunlar diyoruz. Ama artık bu bir davranış bozukluğuna girdiyse arkadaşlar ne yapıyorduk? Klinik psikolojisinden bahsediyorduk. Gelişim psikolojisi arkadaşlar insanların doğum öncesinden başlayarak ölümüne kadar yaşa bağlı davranış değişikliklerini inceleyen dal arkadaşlar. Yaşa bağlı. Ne yapıyor insan hayatını? Çeşitli dönemlere ayırıyor. Mesela doğum öncesi dönem, bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, orta yaş dönemi, yaşlılık dönemi diye bu insan hayatını çeşitli dönemlere ayırarak bu her döneminde kendine özgü özelliklerini ortaya koymaya çalışıyor. Davranış ve yetenekler diyor küçük yaşlarda hızlı değiştiği için çocuk psikolojisi gelişim psikolojisinin en çok ilgisini çeken alan. Ne yapıyormuş gelişim psikolojisi arkadaşlar? Davranışları özür diliyorum, insan hayatını çeşitli dönemlere bölüyor. Doğum öncesini bir dönem olarak, bebekliği bir dönem, çocukluğu ayrı, ergenliği ayrı, orta yaşı ve yaşlılığı yine ayrı ayrı dönemler olarak ayırıp daha sonra bu her dönemin kendine özgü özelliklerini ortaya koymaya çalışıyor. Yine biz gelişim psikolojisini tekrardan söyleyeyim. İnsanların doğum öncesinden başlayıp ölümüne kadar ne yapıyordu arkadaşlar? Yaşa bağlı olarak davranış değişikliklerini inceliyor. Yani gelişim psikolojisinin işi yaşa bağlı gelişimi incelemek. İnsan hayatını çeşitli dönemlere ayırıyor dedik ve her dönemin kendine özgü özelliklerini ortaya koymaya çalışır. Ve en çok ilgisini çeken alan ise çocuk psikolojisidir. Sosyal psikolojiye bakalım. Sosyal ne? Sosyal deyince aklımıza ne geliyor? Toplum geliyor, değil mi? Dolayısıyla benim anahtar kelimem toplum. Bireyin toplum içindeki davranışlarını inceler arkadaşlar. Yani biz toplumdan nasıl etkileniyoruz, toplumu nasıl etkiliyoruz buna bakıyor. Diyor ki bireyin topluma, toplumun bireye olan etkilerini araştırır. Çok açık, net yani. Sosyal psikoloji, toplum direkt aklımıza gelecek. Bireyin topluma, toplumun bireye olan etkileri. Yani benim yaşadığım topluma etkim ne? Yaşadığım toplumun bana etkisi ne? Diyor ki bireyleri, grupları veya grup davranışını, tutumları, ön yargıları ve bunların oluşumunu ve değişimini inceler. Arkadaşlık, ikili ilişkiler, çekicilik ve saldırganlık gibi konular üzerine araştırma yapar. Sosyal psikoloji toplum içindeki davranışlarımızı inceleyen psikolojinin dalıdır arkadaşlar. Eğitim psikolojisi yine ismi üzerinde çok net hatırlayıp anlayabileceğimiz gibi diyor ki psikolojinin eğitim, öğrenme ve öğretme konularıyla ilgili olan alanı. Amacı ne? Öğretim teknikleri geliştirmek. Bakın amacı öğretim teknikleri geliştirmek ve insanların daha etkili bir biçimde öğrenmesini sağlamak. Bunun için ne yapıyor? Bireylerin nasıl öğrendiğini ve etkili öğrenmenin nasıl gerçekleşeceği üzerine duruyor. Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz, sürekli eğitim ve öğrenme üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla eğer eğitimden, öğrenme ve öğretmeden bahsediliyorsa aklınıza direkt hangi alan gelecek? Hangi dal gelecek psikolojinin? Eğitim psikolojisi dalı gelecek. Bilişsel psikoloji arkadaşlar. Bilginin işlenmesi, belleğimizde depolanması, depodan geri çağrılması ve problem çözme durumlarına uygulanması gibi bilgi işleme süreciyle ilgileniyor. Bakın bilgiyi işlemek, belleğimizde depolamak, sonra depoladığımız bilgiyi geri çağırmak yani hatırlamak veya problem çözmek bu tarz bilgi işleme süreçleriyle ilgilenen psikolojinin alt dalı neymiş? Bilişsel psikoloji.
Siyaset psikolojisi yine ismi üstünde siyasetle ilgilenecek arkadaşlar. İnsanları düşünce, duygu ve davranışlarının siyasi hayata etkilerini konu alıyor. Ve siyasi bilimleri psikoloji aracılığıyla inceleyen bir psikoloji dalı arkadaşlar siyaset psikolojisi. Psikometrik psikoloji. Metrik kısmından hatırlayacağınızı düşünüyorum. Psikolojinin ölçmeyle ilgili olan dalı arkadaşlar. Diyor ki psikolojide kullanılan ölçme değerlendirme araçlarının yöntem ve tekniklerinin gelişmesiyle ilgilenen dal. Şimdi psikolojide kullanılan ölçme değerlendirme araçları var ya, testlerdir, anketlerdir, yöntem ve tekniklerin geliştirilmesiyle ilgilenir. Diyor ki psikometrik psikologlar psikolojide yeni testleri bulma ve geliştirme ile ilgili çalışmalar yapar. Ayrıca diyor bu testlerin kullanışlı ve güvenilirliğiyle de ilgilenirler. Yani psikometrik psikoloji deyince bizim aklımıza hemen şu gelsin. Ölçme ile ilgili bir dal. Metrikten hatırlayalım arkadaşlar. Ölçme ile ilgili bir dal. Dolayısıyla psikolojide kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, kullanışlılığı, güvenilirliği ile ilgilenen psikolojinin alt dalıdır. Adalet psikolojisi arkadaşlar yine isminden hatırlayacağız. Psikolojik bilgi ve tekniklerin yasal alanda uygulanmasıyla oluşan bir dal. Diyor ki sorgulama yöntemleri, suç tespiti, tanıklığın değerlendirilmesi, evlatlık edinme, çocuk suçlular, uyuşturucu kullanımı, gruplar arası çatışma gibi konularla ilgilenir. Yani adli konularla. Sağlık psikolojisi, hastalıkları önleme, sağlığı koruma, tedavi öncesi ve sonrası, psikolojik durum gibi konuları inceleyen psikolojinin alt dalı. Spor psikolojisi ise arkadaşlar, insanların spor faaliyetleri yaparken ortaya koyduğu davranışlarla ilgilenir. Yine bakın dediğim gibi her psikolojinin dalı isminden direkt kendisini ifade ediyor zaten. Sporcuların bilişsel özelliklerinin yaptıkları spor dalına uygun olarak geliştirilmesi, sporun topluma etkisi, kültür ve sporun birbirine etkisi de diğer ilgilendiği konulardandır. Trafik psikolojisi arkadaşlar, amacı oraya gelmeden şöyle söyleyelim. Yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler. Yaya ve sürücülerin bu trafikte gösterdikleri davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceliyor. Amacı ne? Trafik kazalarını azaltmak ve bunların sonucu olan ölümleri azaltabilmek. Din psikolojisi arkadaşlar, insan yaşamında dinin etkisini araştırıyor. Dinin etkisiyle ortaya çıkan davranış biçimlerini ve dinsel yapının insanın duygu dünyasındaki etkilerini inceleyen psikolojinin alt dalı. Endüstri yani örgütsel psikoloji, iş ve çalışma hayatına yönelik psikoloji biliminin uygulandığı alt dal. İş ve çalışma hayatı, endüstri psikolojisini gördüğümüzde ya da örgütsel psikolojiyi gördüğümüzde aklınıza hemen ne gelsin? İş ve çalışma hayatına yönelik psikoloji. Diyor ki iş yerindeki kişiler arası, yani işçi ile işveren veya işçi ile işçi arasındaki ilişkileri, personel seçimini, personel eğitimini, işveren değerlendirmesi, iş doyumu, işçinin morali, iş verimini artırma gibi konularla ilgilenen psikolojinin alt dalına da ne diyoruz? Örgütsel psikoloji veyahut da endüstri psikolojisi. Evet arkadaşlar, psikolojinin alt dalları böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.